Arkadaşlar merhaba, ben Ziraat Teknikeri Mehmet İnan. Bugün Adana ve Mersin bölgesinde özellikle Tarsus ve Yenice ilçelerinde çokça yetiştirilen bamya hakkında, diğer bir adıyla yeşil altın hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Türkiye'de yetiştirilen önemli bamya çeşitleri, 8 adet bamya çeşidi var. Bunlar Sultani bamya, Bornova bamyası, Balıkesir bamyası, Amasya çiçek bamyası, Yalova Akköy, Yalova Kabaklı ve Marmara bir çeşitleri. Ayrıca bizim bölgemize özgü Adana yerli çeşidi de bulunmaktadır. En verimli çeşit olarak Marmara 1, Yalova Akköy ve Yalova Kabaklı bamyaları verimli çeşitlerdir. Bir üretim sezonu boyunca 1100, 1200 hatta 1300 kilograma kadar ürün verebilmektedirler. Bizim bölgemizin çeşidi, Adana yerli çeşidi, orta verimli bir çeşit olup bir sezonda bütün şartlar sağlandığında 500-600 kilogram ürün vermektedir. Sofralık ve kurutmalık olarak kullanılmaktadır. Şimdi size Adana yerli çeşidinde verim nasıl arttırılır, sezon boyunca yapılacak uygulamalar hakkında bilgiler vermek istiyorum. Verime direkt etki eden uygulamalardan bir tanesi dikim. Adana ve Mersin bölgesinde dikim iki şekilde yapılmaktadır. Mimzerle ve elle serpme şeklinde. İkisi de düz tarlaya, daha önceden hazırlanmış düz tarlaya mimzer makine yardımıyla veyahut elle serpme şeklinde yapılmaktadır. Adana yerli çeşidinde bir dönüme 4 ya da 5 kilogram tohum yeterlidir. Ama tohumun kalitesi düşükse daha da fazla atılabilir. Yani bir dönüme 8-10 kilograma kadar atıldığı da görülmüştür. Dikimde dikkat edilecek hususlar. Dikim ister elle olsun ister mimzerle olsun bitkiler arası mesafe önemlidir. Sıra üzeri 20-25 santim, sıra arası 40-45 santim şeklinde dikim yapılmalıdır. Şayet sık dikim yapılırsa daha sonra seyretme ile bu mesafeler ayarlanmalıdır. Bitkinin havalanması ve istediği şekilde ışık alması önemlidir. Verime etki eder. Adana Mersin bölgesinde dikim Şubat 15'ten Mayıs'ın başına kadar devam edebilir. Toprak sıcaklığı 15 derecenin üzerine çıkacak. Hava sıcaklığı da 16 derecenin üzerine çıkması gerekiyor çimlenme olabilmesi için. Dikimde dikkat edilmesi gereken bir husus da taban suyudur. Taban suyu yüksek olan tarlalarda daha önceden lister makinesiyle setler hazırlanır. Setlerin üzerine mimzerle dikim yapılır. Taban suyu sorunu da ortadan kaldırılmış olur ve bitkilerimiz daha iyi gelişir. Verimli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yetişirler. Verime direkt etki eden bir husus da gübrelemedir. Dikkat edilmesi gerekir. Fazlalığında, eksikliğinde ne olur? Şimdi size kısa kısa anlatacağım. Bir üretim sezonu boyunca bamyanın ihtiyacı olan gübre miktarı 4 kilogram azot, 8-10 kilogram fosfor, 12 kilogram potasyum şeklinde olmalıdır. Bu taban gübresi olarak da dikimle beraber verilebilir. Veyahut da kendi yöntemlerimizle çapalama döneminde veyahut da damlama sulama yöntemiyle bitki ürüne yatana kadar, verim verene kadar azot fosfor uygulaması yapılır. Verim verdikten sonra da potasyum uygulaması yapılır kaliteyi arttırmak için. Azot fazlalığında bitki boya kaçar, geç verime yatar, dikkatli verilmelidir, sınırı aşılmamalıdır. Fosfor olmazsa olmazlardandır. Verime erken yatma ve nitelikli, sağlıklı ve fazla ürün vermesi için fosfor gübrelenmesi şarttır. Potasyum da bitki verime yattıktan sonra kaliteyi, dayanıklılığı ve canlı görünüşü sağlamak için potasyum gübresi de yapılmalıdır. Eğer ihtiyaç varsa veyahut da toprağımızda sıkıntı varsa mikro besin elementleri, makro besin elementleri yapraktan da verilebilir. Veyahut da toprak düzenleyici, toprak pH'sını ayarlayıcı ürünler üretim periyodu boyunca verilebilir. İsteğimize kalmış, onu da kendimiz ayarlayabiliriz. Verime direkt etki eden hususlardan bir tanesi de kültürel işlemler.
Bu kültürel işlemler çapalama ve seyretme şeklindedir. Susuz yetiştiricilikte 2 veya 3 çapalama yapılır. Birinci çapalama, ilk gerçek yaprak çıktığında bitki 5 santim ve 10 santim arasındayken, ikinci çapalama, bitki 10 santim ve 15 santim boyundayken, üçüncü çapalama eğer ihtiyaç varsa yapılabilir. Sulu yetiştiricilikte yabancı ot kontrolü için bitkinin hemen hemen her döneminde ot çekme işlemi, çapalama yapılmasa bile ot çekme, elle çekme işlemi yapılır ve yabancı otlardan temizlenir. Yabancı ot kontrolü önemli bir konudur. Çünkü yetişen yabancı otlar bitkinin besin elementlerine ortak olurlar. Ayrıca hastalık ve zararların gelmesine sebep olurlar. Verimli bir sezon geçirmek istiyorsak yabancı ot kontrolüne dikkat etmeliyiz ve bitkinin etrafını temiz tutmalıyız. Yabancı ot kontrolü kesinlikle çapa ile veyahut da elle çekme şeklinde yapılır. Ot ilacı kesinlikle kullanılmaz. Yabancı ot kontrolünü anlattıktan sonra sıra geldi seyretmeye. Seyretme, bitki arasındaki mesafeyi ayarlama işlemidir. Bitki arası, sıra arası 40-45 santim, sıra üzeri 20-25 santim şeklinde ayarlamadır. Fazla olan bitkiler aradan çekilir, ayarlama yapılmış olur. Sebebi ise bitkinin daha iyi besin alması, daha iyi ışık alması ve havalanmasıdır. Bamyada verime direkt etki eden bir diğer husus ise hastalık ve zararlardır arkadaşlar. Bamyanın en büyük zararlıları yaprak biti, yeşil kurt, beyaz sinek, trips, hastalıklar ise külleme ve file çıkış döneminde kök boğazı yanıklığıdır arkadaşlar. Küllemenin önüne geçmek için kesinlikle ve kesinlikle yağmurlama sulama yapmamak gerekiyor. Yağmurlama sulama yapıldığı takdirde külleme baş edilemez bir hale geliyor arkadaşlar. Bamyada verimli bir sezon için yapılacak bir diğer uygulama sulama. Sulamaya özen göstermek ve dikkat etmek. Mimzerli dikimlerde sıra araları çapalandıktan sonra, su yolları açıldıktan sonra salma sulama yapılabilir. Serpme dikim şeklinde ise 5-10 metre aralıklara çekilen tavaların arasına su bırakılarak sulama yapılır. Ayrıca son dönemlerde damla sulamayla da sulama sistemiyle sulama yapmaya başlanmıştır arkadaşlar. Bamyada en önemli konu yağmurlama sulama kesinlikle yapılmıyor. Çünkü hastalığı küllemeyi azdırdığı için yağmurlama sulama yapılmıyor. Sulama dönemi ise bamya verime yattığı zaman, yani ürüne yattığı zaman ilk meyvesini verdikten sonra sulama yapılabilir. Aşırı sulamada bitki boya kaçacağı için sulamayı da dikkatli yapmak gerekir. Fazla sulama saçak kök kayıplarına da sebep olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Verimli sezonlar diliyorum. Bu tarz videoların devamı için kanalımı beğenip abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. İyi günler.